toplumda birer önder, birer lider özelliğiyle yetişmelerini istiyoruz. Elbette ki mesleklerini iyi icra ederken asla ayrımcılık yapmamalarını, ötekileştirme yapmamalarını, dil, din, ırk, cins farkiyeti gözetmeden sahip çıkmalarını istiyoruz insanlara. Kendimden örnek vermek istiyorum. Ben Uludağ Üniversitesi Tekstil Bölümünü bitirdim. Çeşitli firmalarda çalıştım. İşletme müdürü olarak görev yaptım. Bölge sorumlusu olarak görev yaptım. Ama maalesef bir trafik kazası geçirdim. Ve trafik kazası sonucunda tam 5,5 ay boğazım delik, reanimasyon dedikleri çok ağır bir yoğun bakımda mücadele ettim. Hani şunu söyleyeceğim, hayatta önünüze gerçekten çok farklı farklı şeyler çıkabilir. Ama ne olursa olsun, az önce de dediğim gibi en iyisini yapmak için mücadele etmeniz lazım. Ben o hastane döneminde benim ailem varını yoğun ortaya koymuştu. Ve ben kendimi biraz iyi hissettiğimde yardımcımla birlikte seyyar satıcılık yapmaya başladım. Sizin bilginiz, donanımınız sizi bir yerlere getirebiliyor. Sakın zannetmeyin, hayat bitti dediğiniz anda başlıyor aslında. Mesleğime odaklanmıştım. Başka hiçbir şey yoktu gözümde. Hep acaba nasıl başarılı olur? Ben çöpçü de olsaydım aynı şeyi düşünürdüm. Benim mahallem en temiz olması lazım. Benim caddem en temiz olması lazım. Hoca olsaydım, arkadaş ben nasıl en iyi hoca olabilirim? Bu üniversitede adımla nasıl söz ettiririm? Hep ona bakardım yani. Hep onu gözlerdim. Şimdi de mesela 25 bakan arkadaşımız var. Hepsi benden çok çok değerli. Ama insanlar yarış içinde olmak zorunda. Ya acaba benim bakanlığım en iyi ne olabilir? Ben bakanlığımda nasıl çalışkan, daha başarılı nasıl olabilirim? Ya bu insanın benim yapımda var. İnsanların da yapısında bu olması lazım. Onun için bir defa yaptığınız işi arkadaşlar benimseyeceksiniz. Ve yaptığınız işin en iyisini yapacağım. Yani ben bakan olayım diye hiçbir çabam olmadı. Milletvekili olayım diye hiç, inanın hiçbir çabam olmadı. Çok şey geldi bana, sürpriz geldi. Yani ben televizyonda seyrediyorum, bir baktım dediler ki Ahmet Fakıova Tarım Bakanı. Allah Allah bu ne oldu dedim. Ama bir baktım bakan olmuşum. Hiç benim şeyim de yok yani. Herhangi bir kulis yapmam falanım veya o şeyde bir insan da değilim. Ama hep yaptığım işte acaba işimde nasıl başarılı olabilirim? Yani insanlara nasıl faydalı olabilirim? Yani bu bağlamda çok şanslısınız arkadaşlar. Çok şanslısınız. O kadar güzel mesleğiniz var ki. O kadar hoş bir mesleğiniz var ki. Yani şimdi bakın işte Türkiye'nin gündeminde yok efendim et ithalatı şudur budur falandır ve bunu önleyecek olan sizlersiniz. Yani hep insanlar burada hocaların dosyaları verdiler okuyacağım. İnanıyorum ki diyecekleri şey şudur. Veteriner arkadaşlar buzağı ölüm oranlarını düşürdüklerinden, hayvan hastalıklarını azalttığını ölüm oranlarını düşürdüklerinden ve veteriner hekim arkadaşlar bütün hayvanlara çok iyi bir şekilde hastalıklarını tedavi ettiklerinde, koruyucu hekim uyguladıklarında ithalatı önleyeceksiniz diyecekler. Onun için çok önemli işlerle uğraşıyorsunuz arkadaşlar. Ve esasında gerçekten yaptığınız işi önemsemek, severek yapmak ve ciddiye almak. İçinizde Kürt'ü, Türk'ü, Arap'ı, Laz'ı, Çerkez'i vardır. Önemli olan iyi insan olmaktır. Önemli olan insanlara hizmet edebilmek. Önemli olan ülkesine, çevresine yardımcı olabilmektir. Yoksa ne olur veteriner olsan, bakan olsan, başbakan olsan, yarın bunlar geçici. Yarın ben bakan değilim, ben bunu çok iyi biliyorum. Başladığım gün, bakan olmayacağım günü ben çok iyi bilerek başlatmışım. Onun için makam hiçbir şey vermedi bana. Hiç de önemli değil. Bakanlık veya veterinerlik veya doktorluk. Ama iyi insan olmak, üretmek, çevrenize gerçekten ışık saçabilmek. Farklı partilerde olabilirsiniz. Ne kadar güzel bir şeyler. Ama birbirinize saygı duymak. Ne kadar hoş. Efendim fikirlerinizi hiç kavga etmeden, hiç böyle çok fazla sesi yükseltmeden tartışmak. Ne kadar hoş bir şey arkadaşlar. Hayatımda hep ben bunu yaptım. Onun için bazısı derdi ki sağcıdır, bazısı derdi ki solcudur, bazısı falan der. Ben içimden derdim ki ya ne derseniz deyin. Ben Ahmet Fakıbabayım. Önemli olan o değil mi arkadaşlar?
Selamlar. Buraya gelebilir misiniz fotoğraf çekimi için?